İki doz halinde yapıyorsunuz. 6 ay sonra etki bitiyor. 6 ay sonra bir iki doz daha gerekiyor. Toplam 200 milyon doz aşı gerekiyor. Şu ana kadar rakam ancak 10 milyon dozu yeni geçti. Geri kalan aşı ne zaman gelecek, ne zaman uygulanacak? Bilgi yok. Bir söylenen bir başka söyleneni tutmuyor. Neresinden tutsanız mesele dökülüyor arkadaşlar, dökülüyor. Evet, şimdi not vermeye başlayalım. Sorunu teşhis etme, pandemiyle mücadele ve gerçeği kabul etme, teşhis etmede maalesef başarı yok. Sayın Erdoğan, siz daha salgın yokken de ekonomi yönetiminde başarısızdınız. Daha salgın yokken 2019 yılında, bunu unutturamazsanız, 2019 yılında Türkiye ancak %1 büyüdü, %1. 2018'in ortasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı. Taraflı Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Akraba Bakan aynı anda göreve başladı. Ve birinci yılı 2019 yılında, icraatın birinci yılında büyüme %1 bile değil. Ve salgın döneminde işler daha da kötüye gitti. Daha da başarısızsınız. Halkımızı gün be gün açlığa ve fakirliğe götürüyorsunuz. Bu başarısızlığın en önemli sebebi de o çok övündüğünüz taraflı cumhurbaşkanlığınız. Ne yapmışlar arkadaşlar? Bakın, bu sınava soru cevap kağıdı dedim ya. Bunu da tam doldurmuyorlar. Pek çok soruya da cevap vermiyorlar. Soruların cevabı boş. O boş bıraktıkları sorularda şöyle kısa kısa ben bir sizlerle paylaşmak isterim. Soru 1. Yaklaşık 190 kez değişiklik yapılan kamu ihale kanunu çıkış amacına uygun hale getirecek misiniz? Tüm ihaleleri açık, şeffaf, fırsat eşitliğine dayalı hale getirecek misiniz? Yoksa yine sadece 3-5 kişiyi zenginleştirmeyi, ülkeyi kalkındırmak zannetmeye devam edeceksiniz? Bu soruyu sorduk, defalarca sorduk. Cevap yok. Cevap kağıdı boş. Soru 2. Devlet kurumlarını Sayıştay'ın denetimini açacak mısınız? Soruyoruz, doğru hesaptan kaçar mı diye soruyoruz. Doğrunun verilemeyecek bir hesap olur mu diye soruyoruz. Ama cevap yok. Soru 3. Harcamalarda şöyle bir önceliklendirme yapacak mısınız? İsraftan vazgeçecek misiniz? Bir mali kuralınız olacak mı? Hani vaktinde bizim hazırladığımız ama reddettiğiniz, yaptırtmadığınız, engellediğiniz bir mali kuralı getirecek misiniz? Kural bazlı mı yönetmek istiyorsunuz bu ülkeyi yoksa keyfilik bazlı mı yönetmek istiyorsunuz? Sorunun cevabı yok. Cevap kağıdı boş. Soru 4. Kara delik haline gelen varlık fonunu kapatacak mısınız? Daha kurulduktan birkaç sene sonra milyarlarca borca batan bu fonu derhal kapatıp sona erdirecek misiniz? Soru 5. Bir başka kara delik. Kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu böyle devam edecek mi? Bu ülkenin kaynakları oluk oluk bu projelere akmaya devam edecek mi yoksa bir tedbir alacak mısınız? Cevap yok. Soru 6. Kanal İstanbul gibi rant projelerinden vazgeçecek misiniz? Soru 7. Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız çalıştıracak mısınız? Yoksa yine canınız sıkıldıkça başkanı görevden almaya devam mı edeceksiniz? Soru 8. Merkez Bankası bilançosundaki ihtiyat akçesini pervasızca harcamaktan vazgeçecek misiniz? Bakın biz yıllarca Merkez Bankası'nın döviz rezervini biriktirdik. Bir de yedek akçe hesabını biriktirdik. Bu memleketin kara gün parasıdır bu dedik. Yıllardır biriktirilen yedek akçeyi 2018'in ortasında hükümet kuruldu ya, taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdi ve 2019'un ocağında yılların biriktirilen yedek akçesini arkadaşlar bir günde sıfırladılar ya. İçimiz cız etti. Bir günde harcayıp bitirdiler. 2019'un birikenini de 2020'nin ocağında harcadılar bitirdiler. Ben şimdi soruyorum, bu miras yedilikten vazgeçecek misiniz? Soru 9.
Döviz ve altın cinsinden iç borçlanmayı durduracak mısınız? Bakın, bunlar durmadan sabah kalkıyorlar, milli yerli diyorlar. Akşam yatıyorlar, milli yerli diyorlar. Bizim sona erdirdiğimiz, bitirdiğimiz, içeriden döviz ve altın cinsi borçlanmayı bunlar tekrar başlattılar. Ve bu son 2 yılda oldu bu. Bir ülkenin devleti kendi vatandaşından başka bir ülkenin parası cinsinden borçlanır mı ya? Böyle bir şey var mı? Hani millilik? Hani yerlilik? Biz dedik ki bu iş yanlış. Zamanında kapattık, bitirdik. Böyle bir şey olmaz dedik. Ha, ülke dışarıdan finansman sağlandığında illaki döviz olacak. Ama içeriden bu olmaz arkadaşlar. Ne oldu? Vatandaşlardan altın borçlandılar değil mi? Altının kökü dışarıda. 2 yılda da altın 2'ye katladı mı? Devletin yakın tarihte hiçbir zaman ödemediği bir faizi ve farkı şu anda işte devlet o altın cinsinden borçlanmasına ödüyor. Böyle bir şey olur mu? Bunlara hiç cevap yok bakın. Cevap kağıdı boş. Soru 10. Kamu bankalarının siyasi mülahazalarla kredi vermeye, zorlamaya devam edecek misiniz? Cevap yok. Boş. Soru 11. TÜİK kanunu değiştirecek misiniz? TÜİK'i gerçekten tam bağımsız bir kurum haline getirecek misiniz? Kurumlar rakamlarla oynama alışkanlığı bırakacak mı? Yoksa hala bu vatandaşa gerçekleri söylememeye, yanlış rakamları söylemeye devam edecek? Cevap yok. Cevap kağıdı boş. Soru 12. Eş, dost ve partili kayırmacılığına son verecek misiniz? Kamuda, iş alımlarda mülakatı yandaş seçme metodu olarak kullanmaya devam edecek misiniz? Cevap yok. Ve bu soruların devamlı, değerli arkadaşlar, cevapları boş. Böyle bir boş kağıda, boş sınav kağıdına siz hangi notu verirsiniz? 0. 0, 0, 0. Peki Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda bir açıklama yazmışlar mı? Duydunuz mu? 130 milyar dolar ne oldu diyoruz ya? Bu çok basit bir şey yani. Bakın benim bakanlığım boyunca bu kardeşiniz 11 yıl Türkiye ekonomisinin başında oldu. Merkez Bankası'nın yaptığı bütün döviz işlemleri o gün anında web sitesinde ilan edilirdi. Devletseniz şeffaf olacaksınız. Hesap vermeye hazır olacaksınız. Bu size miras kalmadı. Babanızın malı da değil. Bu milletin, bu ülkenin de rezervi bu. Açın bakın Merkez Bankası'nın web sitesine. Bugün şimdi telefonlarınızdan girin bakın. En son döviz müdahale tarihi 2014 olarak görülüyor. Ben 2015 Ağustos'ta ayrıldım. Çünkü 2014'ten 2015 Ağustos'una kadar Merkez Bankası hiç müdahale etmek zorunda kalmadı. Piyasa tamamen kendi halinde, kendi dengesinde yürüdü. Ama ondan sonra müdahale ettiler. Bunu Sayın Erdoğan da söyledi. Dedi ki pandeminin olumsuz etkisi için bir miktar bir şeyler yaptık dedi. Ama açık açık anlatmadı ne yaptıklarını. Niye anlatmıyorsunuz? Bu 130 milyar doları hangi metotla, hangi kurdan, hangi tarihte, kime sattınız? Peki bu kadar 130 milyar doları sattınız da niye satarsınız dövizi? Kuru kontrol altına almak için değil mi? Kuru kontrol altına alabildiniz mi? Bir yandan 130 milyar doları cayır cayır yaktınız, bir yandan da kuru aşağı indiremediniz. En sonunda tuttunuz, faizle artmak zorunda kaldınız. Niye? Çünkü iş bilmiyor bunlar. Bunlar ekonomi yönetmeyi bilmiyor. Bunlar ülkeyi yönetmeyi bilmiyor. Ve bu rezervi nasıl harcadıklarını, eksi 46 milyar dolara nasıl düşürdüklerini, bu milletin alın terinin nasıl çarçur ettiklerini açıklamak zorundalar arkadaşlar. Bakıyoruz, sınavın cevap kağıdında bu sorunda cevap yok. Yine 0. Not yine 0. Diyeceksiniz ki ya bunlar hiçbir soruyu doldurmuyor mu? Hiçbir şey mi söylemiyorlar? Ya, ufak tefek kemküm bir şeyler var. Mesela ne demişler? Bir soruya cevap olarak demişler ki hem enflasyonu düşüreceğiz. En son açıklanan pakette değil mi? Tek hane, düşük tek hane indireceğiz. Hem de fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz. İfadeye bakın ya.
Ekonomi literatüründe değerli arkadaşlarım, fiyat istikrarı demek düşük ve öngörülebilir enflasyon demektir. Fiyat istikrarını bir kenara bırakacağım diyor Sayın Erdoğan. Öte yandan da enflasyonu düşüreceğim diyor. Eğer bundan anlayan varsa gelsin bana bir anlatsın bakalım. Hani dersini çalışmayan, kopya bile çekmeyi beceremeyen öğrencinin verdiği cevap bu işte. Yine üzülerek Türkiye'nin devası sizlersiniz değerli genç arkadaşlarım. Sizler